Denizli Haber TV'den merhaba. Ben Fatih An. 6 Ocak 2015 bülteni ile karşınızdayız. Denizli'de dün akşam saatlerinde bastıran kar yağışı kısa sürede her tarafı beyaza bürüdü. Denizliler yıllar sonra yağan karla mutlu oldu. Kar topu oynandı, kardan adamlar yapıldı. Ancak bir süre sonra karın cefası başladı. Ana arterler ve ara sokaklar ulaşıma kapandı. Belediye otobüsleri çalışmadı, elektrik kesintileri başladı. Elektrik telleri gibi ağaçlar da karın ağırlığını kaldıramadı. Birçok ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Karın yağmasına en çok öğrenciler sevindi. Hayatı felce uğratan kar yağışı nedeniyle okullar da 2 gün tatil edildi. Meteoroloji verilerine göre kar yağışı çarşamba günü de devam edecek. İşte Denizli'den karın sefasını ve cefasını yansıtan görüntüler. Denizli'de kar 10 yılı aşkın bir aradan sonra ilk kez bu kadar etkili oldu. Pazartesi akşamının ilk saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Saatler gece yarısını bile göstermezken kentin ana arterleri dahil birçok önemli yolu ulaşıma kapandı. Otobüs seferleri neredeyse il genelinde iptal edildi. Özel araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kent merkezinde trafik durma noktasına gelirken Bereketli, Server Gazi, Göveçlik ve Üçler gibi yüksek yerleşim merkezlerinin kentle bağı tam anlamıyla koptu. Kar yağışı nedeniyle kentin birçok ilçesinde eğitim ve öğretim 2 gün süreyle durduruldu. Valilik, engelli ve hamilelerin de bu süre içinde idari izinli sayılacaklarını duyurdu. Büyük şehirle birlikte mahalle ve çevre köyler ile ilçelerin bağlantıları da gece yarısı itibariyle kapanan yollar yüzünden kesildi. Yoğun kar yağışı elektrik iletim hatlarında da hasara yol açtı. Kentin merkezindeki bazı bölgeler dahil birçok noktaya elektrik verilemiyor. Kar kent merkezinde ağaçları da vurdu. Yoğun kar yüküne dayanamayan birçok ağaç devrildi. Bazı bölgelerde otomobiller devrilen ağaçlar yüzünden hasar gördü. Denizli Büyükşehir Belediyesi 35 ekiple il sınırları içinde karla mücadele gerçekleştirdiklerini duyurdu. Öte yandan Denizli Valisi Şükrü Kocatepe de kapanan yollardan nasibini aldı. Başkarcı tarafına yapılan yeni valilik konağına ulaşan yol kapandığı için Vali Kocatepe konutunda uzun süre mahsur kaldı. Başta ulaşım olmak üzere birçok alanda olumsuz etkilere neden olan kar bir taraftan da sevinç yarattı. Uzun yıllar kar hasreti çeken Denizli kendini sokaklara attı. Mesire alanları dahil park ve bahçeleri dolduran Denizliler doyasıya kar topu oynayıp adeta kardan adam yarışı yaptı. Bültenimiz burada sona eriyor. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.